Arkadaşlar ben çok batırladım. Bir şey diyeceğim, biz 2 gündür ocaktayız. Dibimiz tutmasın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ders çalışma blog çektiniz. İlk başta Türkçe çözmem lazım. Benim yarın Türkçe sınavım var. Çok heyecanlıyım. Ama ne çözeceğimi bilmiyorum. Hemen konuları... Ay çok tatlı minikleri sevmeni tutmuştum. Hemen bakayım. Neymiş? Ne çıkacakmış? Kipler çıkacakmış. Sonra zarf çıkacakmış. Türkçeden bu kadar çıkacakmış. Paragraf mı yazıyordu? Evet, paragraf da çıkıyor. Ama ben ilk başta şey, kipler çözeceğim. Kipler daha eğlenceli değil mi? Öyle. Sonra da çözeyim. Türkçeden sonra matematik var aslında. Matematik çözeyim. Onu da çıkarayım şimdi ben. Sonra uğraşmayayım boşuna. Ay bir esneyeyim şöyle, öyle başlayayım. Artık başlamaz zamanı geldi. Evet. Size de okuyacağım, siz de cevaplayın. Yanlış olursa söyleyin. İşin oluşun hareketlerinin hangi zamanda gerçekleştiğini bildiren ekleri haber kipi. Eylemin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesini dilek, istek, gereklilik veya emir kavramları içerisinde veren kipler dilek kipleri denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? A. Biz ayrılırken kızılcıklar çiçek açmaya başladı. B. Çocuklara verdiğim sözü mutlaka yerine getirin. C. Göçmen kuşlar havalar soğuyunca güne kadar göçer. Soğuyunca güneye göçermiş. Ben güne D. Dönmeyecek mevsimlerin hüzünüyle geçen günler ağlıyor. Başladı. Getirin göçer de. Yerine mutlaka yerine getirin dediği için B şıkkı. Of. Ne yapsam? Çocuk. Bence ne yapayım biliyor musunuz? İki test tip çözeyim. İki testte paragraf. Sonra direkt matematiğe geçeyim. Ben devam edeyim. Bir şeyin niteliği daha iyi kavramak için başka bir şeyin niteliğini örnek göstermeye benzetme denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisine benzetme yapılmamıştır? A. Ceynet fazanımı çok özledim. B. Yüzümü buz gibi suyla yıkadım. C. Ablam karınca gibi çalışkandı. D. Haberi aldığı gibi. Zaten B, C, D'de gibi var hep. O yüzden cevap A direkt. Gibi varsa benzetme olur zaten. Basit. Aşağıdakilerin hangisinde kip zaman kayması yoktur? Zaman kayması yoktur. Sokak lambaları şu anda bir bir sönüyor. B. Dostlarımızla her yıl burada toplanıyoruz. C. Eşyalarını toplayıp yarın gidersin. D. Bilgi vermek için sizi yarın ararım. Ben bu zaman kaymasını hiç anlamıyorum ya. Her yıl burada toplanıyoruz. Her yıl burada toplanıyoruz. Her yıl burada toplanırız gibi yapmış ama böyle toplanıyoruz. Şu an toplanıyoruz. Eşyalarını toplayıp yarın gidersin. Gidersin. Geniş sanmış burada. Burada da var. Bilgi vermek için sizi yarın ararım. Ararım da geniş sanmış. Bunda da var. Cevap A. Ben bunu hiç anlamıyorum ki. Size soracağım. Soruyorum. Aşağıdakilerden hangisinde bu duruma örnek olan bir kelime kullanılmıştır? Yani yer yön anlamı taşıyan isme yönelik bir şey sıfat işte. Ben okuyayım tekrar. Yer yön anlamı taşıyan kelimeler isme yönelik kullanıldıklarında sıfat olur. Hangisinde bu örnek kullanılmıştır? Diyor. A. Onlar da mı aşağı binada oturuyorlar? B. Sıcakla beklemeyin, içeri girin. D. C. Dışarı baktım ama daha gelmemişti. D. Yukarı gel de konuşalım biraz. Ben tekrar bir anlamaya çalışayım.
aşağı binada oturuyor. İçeri girin, dışarı baktım ama daha gelmemişti yukarıya. Yok yok. Hepsi aynı gibi değil mi? Neyse siz yazarsınız yarınlarım. Çok susadım. Gidelim. Kız, Öykü nerede? Ay Öykü tatlı şimdi. Hasta bu bebek, hasta. Hasta, hasta, hasta. Seven gidiyor. Keşke mutfak aşağıda olmasa. Yanlışlıkla videoyu en baş şey kapatıp baştan başlatmıştım ya. Şey var ya şöyle. Dilime dolandı. Arkadaşlar ben çok batırladım. Da ay. Bir şey diyeceğim, biz 2 gündür ocaktayız. Dibimiz tutmasın. Bugün bunu 10 kere yaptığım için zorla gülüyorum artık. Suyu da döktüm her yere. Öykü hasta diye bugün okula gitmemişti. Nutella almışlar. Biraz Nutella sür. Burada çilek de var. Buzdolabını ilk defa o kadar dolu görüyorum. Neyse ben çilek alayım. Nutella alayım. Çilekleri de Nutella'ya bandırıp yiyelim. Nasıl? Nasıl? Elim de hep kameraya şey yapıyor ya. Göremiyorum o yüzden size. Kase çıkarıp çilekleri yıkayım. Çilek 1. Çilek 2. Olmuyor. Evet. Çilekler de kış olmasına rağmen çok güzel. Çok taze. Çilek 3. Neyse ben bunu saymaya devam edersen çok uzayacak bu. Hızlı hızlı koyayım çilekleri. Zamanım çok az. Ben demin de valiz hazırladım gitmek için. Balıkesir'e gideceğim. Turnuvalar var. Yani maç var. Voleybol. Bence bu kadar yeterli. Şunu da koyayım. Tamam. Bu kadar. Bir tane daha koyayım. Bir tanecikten zarar gelmez. Tamam şunu geri dolaba koyayım. Of of. Kamerayı çok yakında tuttuğumu fark ettim ya. Böyle tutuyordum herhalde. Neyse. Şey yapıyorlar ya hani. Çileği böyle tuzlu suyla yıkıyorlar. İçinden bir şeyler çıkıyor. Çilekten bulamıyorum sanırım. Çilekten bulanmak ne demek? Ben de bilmiyorum değil mi? Neyse yıkayım çilekleri. Dedim herkes çalışma rutini çekiyor. Ben niye çekmeyeyim? Ben niye çekmeyeyim? Hiç çekmediğimi fark ettim böyle rutin. Tamamdır. Şimdi Nutella'yı koymak için bir kap. Bakın yılbaşı temalı. Kapı nereden bulacak? 5'e bir kap buldum. Biraz eğilmem lazım ya. Kamera çok yukarı aşağıda. Şu
an sumo güreşçisi gibi görünüyor. Şöyle. Şöyle. Ya Nutella bitti. Ben torku koyayım biraz da. Nutella daha güzel tabii. Bir şey diyeceğim bak. Bu çok açık bir şey. Nutella'nın da torkudan daha güzel. Yani. Bence torku daha güzel diyebilirim. Belki siz diyorsunuz. Bu artık bilemem. Ama ben bilmem yani. Bence Nutella daha güzel. Tamam. Biraz da torku koyayım. Bence bu kadar çikolata yeter. Mik. Artık gidelim. Son kez bir su içeyim. Oh. Aa, ben bunu nasıl taşıyacağım? Şimdi. Olmayan garsonluk güçlerimi kullanmaya çalışıyorum. Aldım. Üst üste kayarak aldım. Yanaklarım kamerada kıpkırmızı gözüküyor. Ay, kolum ağrıdı kamerayı tutarken. Annem şuradan çilek ve Nutella'ya geçtiğimi görünce yok artık dedi. Of. Neyse. Hadi tadına bakalım. Yani aslında tadına bakma gerek yok. Güzel olduğun için yani. Kımış. Bize var mı canım? Matematik daha iyi olacağını düşündüm. Matematiğe geçeyim ben. Çözmek çok güzel değil mi? Güzel. Biraz daha denklem çözelim ama nerede denklem? Ya denklemle olan tüm şeyleri çözmüşüm sanırım. Tamam. Nehir ile ırmağın yaşlarının toplamı yaşlarının farkının 5 katıdır. İkisinin de yaş farkı 6 olduğuna göre büyük olanın şimdiki yaşı kaçtır? Ha? Bu ne ya? Neyse. Şimdi tekrar bir okuyalım. Açık okuyalım bir artık. Nehir ile ırmağın yaşları toplamı yaşları farkının 5 katıdır. Yani x yaş farkı x eksi 6 parantez içinde çarpı 5. Büyük olanın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi. He, şimdi anladım bakın. Bu nehirde ırmağın yaşlarının toplamı yaşlarının farkının 5 katıdır. Yani yaşlarının farkının 5 katı yani 6 ile 5 çarpıyoruz ilk başta. 30. Şimdi büyük olan hangisi ki? Büyük olanı nasıl bileceğiz biz? Ben bunu anlamadım ya. Çok kolay bir soruya benziyor ama anlamadım ben herhalde bunu. Sorayım size bakın. Nehir ile ırmağın
yaşları toplamı yaşlarının farkının 5 katıdır. İkisinin de yaşlarının farkı 6 olduğuna göre büyük olanın şimdiki yaşı kaçtır? A. 12 B. 14 C. 16 D. 18 Tekrar okuyorum. yok okumuyorum ya tekrar. Şey gibi havaalanlarında tekrar şey yapıyorlar ya. Son çağrı diyorlar. Sonra bir tane daha son çağrı yapıyorlar. Bir tane daha son çağrı yapıyorlar. Bir tane daha. Çilek yiyelim diyor. Sorudan sonra bir keyfimiz yerine gelsin değil mi? Bir karton bardak 12 santimetre yüksekliğinde. Bu karton bardağın içerisinde başka bir karton bardak yerleştirildiğinde yeni yükseklik 12 artı 2 santimetre oluyor. 33 tane karton bardak üst üste yerleştirildiğinde kaç santimetre olacağı cepse ifadeyle nasıl gösterilir diyor. Şimdi bulmaya çalışacağım bunda. Evet tamam. İki tanesi şeyse İki tanesi 12 artı 2x ise 2x şey mi? Üst üste koyulduğunda kalan minnacık boşluk ya. Şimdi 2x artı 12 bu parantez içinde başını kaçla çarpıyoruz o zaman biz? Ya bir tanesi burada yazıyorsa 32 çarpı 2x artı 3. 32 çarpı 2x artı 2x artı 3 yazmışım ben buraya 12. 2x artı 12 tamam cevap bursa buldum. Ne kadar kalayım? Bir tane daha çilek. Soru başı bir çilek yiyorum. Zaten soru kadar çilek koymuşum şu an tabii. Kesirli sorular hiç hoşuma gitmiyor bilirim. Bu test daha güzel. Ben bu testi yapayım en iyisi. Hayır. Bu test değil. Hangi test? Bunu çok en sevdiğim soruya geldik. En sevdiğim çünkü en kolay soru. Ama çok hoşuma gitti. Hangi sayının 2 katının 5 eksiği aynı sayının 3 katının 10 fazlasına eşittir? Yani 2x eksi 5 eşittir 3x artı 10. Yani 2x eksi 5 eşittir 3x artı 10. Ceyhan'mış cevap. Buna bakayım. Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Aslı babasının hediye ettiği puzzle kutusunun parçalarını çekirdek gibi birleştirmeye başlıyor. 2 santimetre boyundaki puzzle parçacıklarının 20 tanesini yan yana koyup çekirdek gibi dizdiğinde kutunun karşısında 4 santimetre boşluk kalıyor. Kutunun bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir. Tamam 20x-4. Basit. Çok basit. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben burayı şimdi bir hızlı çekime alayım. Video çünkü şu an bir 25 dakika falan oldu. Biraz hızlı çekimdeyken çözeyim. Başlıyorum.
Evet, çok geç oldu saat. Hızlı çekimde biraz az çekmişim videoyu. Fark etmeden kapatmışım yanlışlıkla. Saat çok geç oldu. Çok yoruldum. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.